Simülasyon oyunları dünyası Simülaworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla, demo bir oyunla birlikteyiz. Oyun şu anda kapalı beta'da. Bana kod gönderdiler bu arada. Teşekkür ediyorum gönderdikleri kod için. Oyun Gym Simulator yani fitness simülatörü 2024 diye geçiyor. 2024'te çıkacak olabilir. Erken erişim olduğunu, işte onunla alakalı şu an sorunlar yaşayabileceğimizi söyleyen bir ekranla başlıyor. Okey diyorum ve burada ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ben de ilk defa sizle beraber girdim oyuna. Burada müzik level diyor. Müziği kısalım. Ne olacak bilmiyorum. Bunu arttırabiliyor muyuz? Evet, arttırabiliyormuşuz aslında. Şöyle high yapalım. FPS limiti olmasa 165 yapayım peki. Oldu mu? Oldu herhalde. Tamamdır. Ayarlarımızı yaptık. New game diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Bakalım ne yapacakmışız. Aa, hemen girdik oyuna. Buy first gym diyor. O adam koşarken yumruklar falan var. Şöyle bir şeyimiz var. Burada herhangi bir harita falan yok sanırım. Bakıyorum. Pool Management diyor. Bu da herhalde başka bir oyunu. Bu oyunun yapımcıları Car for Sale Simulator'ın yapımcıları arkadaşlar. Zaten bana oradan ulaştılar. Ben de videosunu çekmek istedim. Şöyle Buy First Gym diyor. Aldık. Edit Name. Hemen şuraya bir isim koymamız lazım. Simulacim. Değişik bir isim olacak ama güzel oldu bence. Şöyle yapalım. Böyle mavi mi olsa, yeşil mi olsa? Yeşil daha iyi oldu sanki. Aşağı indiremiyor muyuz? Şöyle yapalım peki. Aa, logo da varmış. Vay. Tamam, şöyle bir logo da koyalım. Logoyu çok da büyük yapmayalım. Şöyle olsun. Tamam. İsmimiz ve şeyimiz oldu. Gayet güzel. Bence gayet iyi. Ne diyor? Remove paper diyor. Ha, burada kağıtlar varmış. Onları sıyırmamız gerekiyor. Gazete koymuşlar. Normalde bizde de aynısı vardır. Hani zaten yapımcıları Türk olduğu için bizimle özdeşleşmiş şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bunu nereye atacağız? Ha, şuraya. Bunların hepsini çöpe atmamız gerekiyormuş. Burayı bir toparlayacağız. Sonrasında ne yapılacak? Yani şöyle bir videosunu izledim ama çok hakim değilim. Şurada bir bilgisayarımız var. Bunlar çöpmüş yine. Alıcım, senin de bence cime gelmen lazım. Yani ben sana söyleyeyim. Böyle kapının önünden geçmekle olmaz. 100 diyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bu kağıtlar gidecek herhalde. Şunu da atalım. Yukarıda bir para birimi herhalde GM olarak gösteriliyor. Bir paramız var. 15.000'di. Buraya alınca 10.000'e düştü. Para kazanacağız tabii. Şey yapmamızı istiyor. Taba basınca çıkıyormuş. Tamam. Neyle? Şununla mob yapacağız. Evet. Üstüne gelince yapabiliyorsunuz sadece. Bakayım. Buralarda basamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bütün şeyleri yaptık mı? Şunları ne yapıyoruz? Yok. Bunlara bir şey yapamıyoruz. Sonra tekrar hand'e geçelim. Şimdi ikinci kısma geldik. Almamız gereken şeyleri almamızı istiyor. Yalnız sandalye yok ama oturuyoruz. O da biraz enteresan olmuş. Two Equipments. Shop'a girdim. Oo, koşu bandı var. Dumbbell şeyi var. Şurada pull down var. Bench press var. Valla ben bir ara gitmiştim. Bakmayın şimdi şey yapmıyorum ama. Bir ara bir gitmiştim. Oo, bu bayağı pahalıymış. Row machine. Biz ucuzlardan mı alsak, ne yapsak ya? Bence bir tane şundan alalım. Sonra bunları nasıl yapıyorlar acaba? Şundan da alalım. For changing cubicles from locker room. Ha, üst baş değiştirme yeri. Türkçesi ne bunun? 4 tane al diyor. Tamam. Trash can. Decorations da mı? Extras'taymış. Tamam. 2 tane de ondan aldık. Tamam. Şimdi buradan build deyince şeyleri koyabiliyormuşuz. Güzel. Kalktık. Yani şuraya bence bir sandalye koymanız lazım. Şimdi press and hold diyor. Build tool. Önce şundan bir tane koyalım. Döndürebiliyoruz. Bir tane bunu koyduk. Sonra bundan da bir tane koyalım. Bunu başka bir yere koymak istiyorum. Aslında bunu genelde böyle camın önüne koyarlar. Hani koşarken dışarıyı izler koşan kişiler. Mantık o herhalde, bilmiyorum. Bunun üstündeki ne? Klimaya benziyor ama. Yani 2 tane buraya, 2 tane oraya üst baş değiştirme şeyi koymamız gerekiyormuş. Locker room. Bunu girişi şöyle olacak herhalde. Şuraya koyayım. Bir tane de yanına koyayım. Hadi bakalım. Yerleştir. Şimdi kadınlar kısmına da bir tane koyacağız. Bir tane şuraya, bir tane şuraya koyalım. Ya şu an öylesine koyuyorum zaten. Şey olmayacak. Ha, bir tane çöp kutusu koymamız lazım. Çöp kutusunu şu kenara koyacağım. Erkeklere koy diyordu ama ben gittim kadınlara koydum. Heh, tamam. Neyse, kabul etti. Ne oldu? Aa, ilk kişinin gelmesini bekle diyor. Hemen başladık mı ya, bu mu? Jim dirty diyor. Niye dirty diyor? Bizim şeyimiz yok mu ya? Aa, selamlar. Hoş geldiniz. Emilia Barnes. I want to register for low class diyor. Save. Aa, güzel. Buradan kendimiz ayarlıyoruz o neye kaydolacağını falan. Bu ne? Böcek ilacı mı bu? Ne bu? Parfüm mü? Abla nereye gidiyorsun? Ana gitti. Ablayı kaybettik. Neyse. Bir çöp kutusu gibi bir şeyimiz olsa aslında şunları toplasak. Ha, bunları alabiliyormuşuz zaten. Ne yapıyoruz? Nereye alıyoruz bunları acaba? Elimizde bir çöp kutusu veya şey var mı? Oyunda tabii müzik olmayınca biraz şey oldu. Sesler kötü oldu. Sessizlik yani kötü oldu daha doğrusu. Buna ne olmuş böyle? Ana! Ablam koşmaya başlamış bile. Ablam kolay gelsin. Bir fotoğrafını aldım ama kusuruma bakmazsın değil mi? Bunu taşıyabiliyor muyuz? Ne diyor? Start workout mu? Add the inventory. Ablam koştu bitirdi. Hadi geçmiş olsun. Şimdi build tool diyelim. Şuraya koyalım. Bunları tamir etmemiz gerekecek. Buraya gitmek için 3. level olman lazım diyor. Abla girersem kızar mısın? Giyiniyor. Böyle şeyler yapmıyoruz tabii. Hiç olmaz. Siz sağ tarafı görmüyormuşsunuz bu arada. Şimdi fark ettim ama orada çıkan yazıları kaçırdınız o zaman. Bir tane ayak izi gibi bir şey var galiba. %1 şey diyor. Ablam gidiyor musun? Vallahi gerçekten filinta gibi oldun ha. Çok kilo verdin. Bu kadar yorma kendini. Şimdi tamir yapabiliyormuşuz. Bakayım. Nasıl yapıyoruz tamiri? Yapamıyoruz. Ha bak, bu tamire ihtiyacı. Bunun tamire ihtiyacı yok mu? Abi niye bu kadar pisler peki bunlar? Bence daha temiz olsalar güzel olurmuş. Tavanımız camdan. O güzel olmuş. Şunun ne olduğunu anlayamadım. O ikisi beraber mi acaba? Şununla sanki klima gibi bu. Veya müzik seti gibi olabilir. Start to workout diyor. Nasıl yapıyoruz onu? Enter. Vay, ben de çalışabiliyorum. Nice. Güzel, o zaman biraz çalışıp biz de kasmas mı yapacağız? Hatun falan mı düşüreceğiz? Nedir yani, niye çalışıyoruz? Tamam yeter. Çok çalıştım bugün. Ablam, evet senin gerçekten ihtiyacın olduğunu düşünmeye başladım. Görür görmez sana bayağı bir standart, evet. Hatta VIP bile olabilirsin yani. Eby Young. Mesela bu insanlar zamanla zayıflayacaklar mı acaba? Onu görebilecek miyiz? Dışarı çıkıp gezebiliyoruz. Bu ne diyor? Second gym. Ha, 8. level olmamız lazımmış. Gym salonumuzu açtık. Salonumuz herkese açıktır. Şuraya reklam verebiliyoruz galiba. Evet. Mesela bir tane seçelim. 1000 kredi istiyor. Ya onun adı ne tabi bilmiyorum. GM. Her tarafa reklam ver. Burada zaten bizi görüyor. Daha uzak bir yerlere reklam vermemiz lazım bence. Reklam dediğin daha uzakta olmalı yani. Aslında biri daha gelse, böyle ikisi birden çalışsalar güzel olurmuş. Müziğe bir bakacağım ya. Müzik var mı gerçekten? Yok, müzik level. Müzik yok şu anda. Acaba biz mi açıyoruz? Dur bakayım. Waiting for member diyor. Member'e dön. New member. Aa, işçi de alabiliyoruz. Gym advertiser. Vay. Apartmana falan 3000 istiyor. Bunlar biraz pahalıymış. Ama yoldakinden daha mantıklı bence. Bu ne? Resepsiyon. Box training cage mi? Vay arkadaş. Abi, saygılar efendim. Jimmy Johnson. Johansson. Oo, kalabalığız. Ablacığım buyur. Üstüme çıkma. Standart sana da bir tane. Bayağı kişi geliyor. Ne diyor? Gym stench. Gym dirty. Aa, bozuldu. Dağıttı da gitti ya. Lan insan düzgün bırakır. Peki bunu nasıl şey yapıyoruz? Hemen şöyle tamir edelim. Bak abla öyle bir çalışmış ki mahvetmiş yani. Oradan çıkmamalı. Aa, koktu. Kadın koktu. Ona biz mi şey yapacağız? Aa, bu parfüm mü? Deodorant. Ben böcek ilacı diyorum ama. Deodorant galiba bu. İnsanlar kokunca sıkacak mıyız? Bir deneyeyim bakayım. Ha, biri ayak izini bırakmış burada. Tamam herhalde. Abla sen koktun. Bence git artık. Gel bakayım. Abla koktu, sıktık valla. Bunu nasıl bırakacağım şimdi? Ha, tekrar yerine gidiyor. Peki başka bir yerde olsam yine oraya mı gidiyor mesela? Deneyelim. Evet, yine yerine gidiyor. Bir ona geçiyor, bir ona geçiyor. Çok inanılmaz çalışıyor ablam. Biz de çalışalım onunla beraber. Ben niye kelim ya? Abi sen koktun mu bakayım? Yok, kokmamışsın. Aferin. Aha, biri geldi. Low class. Ucuzcu bu. Bak koktu. Hemen sıkalım. Ha, kafasına sıkınca alınıyor. Güzelmiş. Şu abi de gelip çalışsa, ikisini beraber alsak. Aa, ne oldu, gece mi oluyor? Gün batıyor galiba. Yalnız bu gün batımını bayağı şey yapmışlar, böyle güzel kaygan bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde gidiyor. Abi hangisine oturursa öbürünü bir tamir edelim. Tamir etme olayı önemli. Ama çok kirli duruyorlar ya. Bunların temizlenmesi mi lazım? Bilemedim. Başka bir alet de yok burada. Bununla temizleyebiliyor muyuz? Yok. Şimdi bu duvarlarla ilgili sıkıntı var. Aa bu ne ya? Allah Allah. Buraların içine bakabiliyor muyuz? Yok. Bak bozmuş hemen. Ablam seni nasıl kaydedelim? Standart. Sanki gelmiştin sen ama. Lauren. Taydi diyelim. Bu ne? Bu ne, teri mi bu? Ne yaptı? İşedi mi? Ne yaptın lan? Şu %1'lik şey gitmiyor. Niye gitmiyor anlamadım. Yağmur mu yağmış dışarıda? Buyurun buyurun, fitness var, gym var. Zayıflayabilirsiniz buyurun. Aa kapatamıyoruz istediğimiz zaman. Nereye gittiler? Ha, ablam giyindi geldi. Hangisine gidecek? Koşuya gidecek. Of bu da kokmuş. Gel. Kafana sıkayım. Böylece kokmadan gidebilirsiniz. Hem kadına hem erkeğe aynı şeyi sıkıyoruz tabii. O biraz saçma olmuş. Abla senin ihtiyacın var, gel. Burada başka neler var mesela? Şöyle biraz gezelim. Şuraya reklam koyabiliyormuşuz. Buralara giremiyoruz herhalde. Böyle sanki şeyci gibi. Dönerci falan gibi, hamburgerci gibi yerler var. Bir haritamız yok. Abla çalışıyor. Aa para harcadık bu sefer. Niye? Burada başka koyabileceğimiz hiçbir şey yok. Alabiliriz ama. Bak abla da koktu. Yani şu an bizi yönlendirmiyor oyun. Bak para istiyor yine. Evet. 10 paramız düştü. Hem de birkaç kere düştü. Tek seferde değil. Shop'a gidelim. Vending machine. 7. şey istiyor. Şunlardan koyalım ya. Para kazanıyoruz. Bundan almıştık. Şundan alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Ne varsa alalım. Paramız var. Başka? Bu ne? Oo, bunlar çok para istiyor. Dekorasyon koyabiliyormuşuz. Şey, televizyon koyulabiliyor. Bunlar 100 tanesi bu kadar paraymış. Vay. Boyamak için boya alabiliyoruz. Evet, burayı geç. E ne oldu? Siparişi verdik mi? Sipariş vermedim ki. Aa müzik buradan açılıyormuş. Ama şimdi telif yeriz ya. Şöyle arkadan bir müzik gelsin. Şey nerede? Ha bunlar müzik için işte. Bak yaklaşınca evet müzik gelmeye başladı. Bir dakika şeye bakalım. İnventörümüze bakalım. Almış mıyız? Vallahi almışız. Evet. Satın almışız. Bunları, dumbbellları şuraya koymak istiyorum. Çok önemli bir şey değil çünkü bu. Şurada dursun. Başka bisikletimiz var. Bisiklet şöyle dursun yine. Sonra bir tane pull down'umuz var. Bunu da buraya koyacağım. Bir de matımız var. Bu da burada dursun. Evet. 250 level XP olmamıza az bir şey kalmış ama saat kaç oldu? Ha 17:59, 18 oldu. Akşam 9'a kadar çalışmamız mı lazım? Oo. Bayağı bir uzun süreçliymiş. Buralarda bir şey var mı diye şöyle biraz gezeyim. Işık falan almamız gerekiyor mu ya? Burası aydınlık ama buraya geçince böyle bir karanlık oluyor gibi. Şunları falan değiştirebiliyoruz galiba. Veya buralar bozuluyor mu acaba sonradan? Biz giremiyoruz içeri. Bize izin vermiyor. Bakayım. Biraz çalışayım. Vay yavrum be. Kaslanacak mıyız sonradan acaba? Adamın etleri çıkıyor tişörtten. Onun düzeltilir herhalde diye tahmin ediyorum. Bunu yapmıştık, şunu yapmıştık. Bisiklete binelim bakalım biraz da. Güzel. Ama aletler böyle biraz eski gibi ya. Kimse gelmiyor. Bence artık yalan oldu. Bu saatte kimse gelmiyor herhalde. Şu müziği kapatalım. Hire staff dediğine mesela. Speed 1. Ne iş yapıyor acaba bu eleman? Temizlik falansa o zaman gerek yok. Şu reklam olayını deneyebiliriz. Şehrin öbür taraflarına bir yere reklam verebiliriz. Acaba bir gün mü oynatıyor bizi? 230 olduk. XP artıyor. Level'ımız ama 7. 8. level olmaya bayağı var. Açlık, susuzluk falan gibi bir şey yok ama en azından bunları koymuşlar. Şurada basket sahası var. Buralarda mesela şuraya bir yere reklam konulabilir. Şöyle bir reklam koyalım mesela. 10 saat mi? Abi gece koyduk ya. Gündüz koymamız lazımdı. Nasıl bitecek mesela bir gün? Boxing Club. Burada böyle park gibi bir yer var. Tenis kortu var. Burası havuz olacak galiba. Onları da biz işleteceğiz tabii, bilmiyorum. Konuşabiliyor muyuz? Kimseyle konuşamıyoruz. Abla bizi görmüyor bile. %18. Level'ımız %18. Yani şöyle bir 9 olmadan kapatamıyoruz. O enteresan. Bunu kapatınca herhalde bir sonraki güne mi geçeceğiz? Buna da bir şey yapamıyoruz. Biraz şu taraflara da bakalım. Güzel bir yerdeyiz aslında. Daha fazla şey eklenebilir. Mesela trafik yok. Araç eklenebilir. Yani şurada arabalar var falan ama burada bir deniz var. Tabii ki atlayamıyoruz. Saat 9 olsun diye uğraşıyorum. Şöyle etrafı geziyorum birazcık. Burger Queen. Aa bak buraya gidemiyoruz. Burası kapalı. Yani bizim için sadece şu alan var şu an için. Ama tabii ki daha sonra geliştirilir mi? Hani başka şeyler olur mu? Bilmiyorum. Aa bak buraya girdik. Yok buraya da gidemiyoruz. Yani sadece bu kadar bir bölgedeyiz. Anlaşılan. Apartman. Ha burada bir dairemiz oluyor. Herhalde oraya gidiyoruz, uyuyoruz falan. Şimdi mesela nerede uyuyacağım ben? Bir gün nasıl geçecek? Onu bir görelim bakalım. Burayı görmüştük. Şu arada ev falan bir şey var mı? Yok. Burada hiçbir şey yok. Oralara zaten giremiyoruz. Buraya girebiliyor muyuz? Aa buraya giriyoruz. Ha bunlar şey. Satmak için. Kimse yok. Close Gym mi? Nasıl ya? Burası da mı bize ait? Yok. Aha. Şimdi. Kapat bakalım diyor burayı. Burada bitebilir bu arada şey. Kapıları kapattım. Kapıları kapattım. Abi içeride kaldım lan. Kapıyı dıştan kapat desene. Evimiz burada mıymış? Go bed and sleep. Eve sanki buradan gidilmiyor gibi geldi bana ya. Yine yanlış bir şey yaptık. İlk günde bayağı bir para harcadık ama. Eve nereden gidiyoruz? Çekilir misiniz lütfen? Heh, sanırım böyle gideceğiz. Buralar bayağı bir karanlık olmuş ya. Allah evimize bak. Allah korusun. Uyuduk. Şimdi git kapıları aç diyor. İkinci güne geçtik. İkinci gün devam edecekse olmadı artık onu da başka bir bölüm yaparız arkadaşlar. İkinci bölüme buradan başlayabiliyor muyuz tabii bilmiyorum. Ben olmadı buraya kadar tekrar oynarım. Ondan sonra devamını çekerim. İkinci günümüzde ayrı bir gün olur. Şöyle bir açayım kapıyı bakayım ne diyecek. Orada bitti diyecek mi? Yok. İkinci bölüm buradan başlıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.